Medyascope'a hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Garanti Bankası Şangay temsilcisi Noyan Rona. Kendisiyle Çin'in uzun bir süredir gündeminde olan Modern İpek Yolu projesini konuşacağız. Noyan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi yayınlar. Noyan Bey, ben sizi Garanti Bankası Şangay temsilcisi olarak tanıttım. Ama siz bunun çok ötesinde 35 yıldır Çin'de yaşıyorsunuz. İş dünyasıyla, evet, siyaset dünyasıyla iyi ilişkileriniz var. Hatta yanılmıyorsam bir dönem yılın yabancısı da seçilmiştiniz Çin'de. Evet. Dolayısıyla siz bu İpek Yolu projesinin gelişimine ve amaçlarına çok vakıf bir insansınız. Sizden bu modern yolu projesi nedir, amacı nedir ve dünya için ne ifade etmektedir? Sizin gözünüzden bunu rica edebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi tabii geçen gün Çin'de büyük bir toplantı yapıldı. O bakımdan dünya basını daha çok önem gösterdi bu olaya, ama aslında bu iş 2013 yılının Eylül ayında başlamış bir konu. O zaman Çin Cumhurbaşkanı Kazakistan'ı ziyaret ettiğinde dile getirmişti bu İpek Yolu bir kuşak bir yol projesi adıyla. Bu proje şöyle söyleyebiliriz, yani büyüklüğünü anlamak bakımından dünya nüfusunun %63'ünü kapsayan 60 ülke ve 4.4 milyar insanı kapsayan bir proje. Ve ekonomik güç olarak 21 trilyon dolara eşit, bu da dünya ekonomisinin %29'una eşit. Dolayısıyla çok büyük bir proje. Bu proje için tabii Çin lokomotif görevi yapıyor bu önerinin sahibi olarak. O Çin'de de bu çalışmalar bağlamında 2015 yılında bir genelge yayınlandı. Bu genelge ile tabiri caizse İpek Yolu projesinin veya bir kuşak bir yol projesinin hukuki altyapısını tespit eden bir çalışma yapıldı. Ben oradan size sadece amacını iletmek istiyorum. Orada yazılan kadarıyla amacı, yani İpek Yolu bir kuşak bir yol projesinin amacı şöyle özetleniyor. Dünya ekonomisindeki globalleşme ve çok kutupluluk, kültürel çeşitlilik, toplumsal enformasyon ve gelişimin enformasyonun gelişimine paralel olarak bölgesel işbirliğini güçlendirmek, geliştirmek, ekonomik faaliyetlerin özgür ve daha intizamlı bir olarak yürütülmesini sağlamak, kaynakların yüksek verimlilikle paylaşımı ve pazarın derinleşmesine entegrasyonu ile güzergah üzerindeki ülkelerin ekonomik kalkınmışlık farklılıklarının giderilmesine çalışılması. Ve tabii Asya, Avrupa ve Afrika ile bunu çevreleyen, yani güzergahı çevreleyen sahil şeridindeki bütün ülkeler arasında karşılıklı iletişim, ulaşımın kurulması ve ortaklık ilişkilerinin tesis edilmesi şeklinde özetleniyor bu amaç. Bu amacın bir daha şeyi, bir boyutu da şöyle bir boyutu var. Onu da bu şeyde bildiride, genelgede şöyle özetlemişler. Stratejik ilkeler başlığında bu ele alınıyor. Diyor ki burada da barış içinde biraz yaşamak, biliyorsunuz yine temel dış politika parametrelerinden bir tanesidir bu. İçişlerine karışmamak, karşılıklı sınırlara saygı göstermek, işbirliğine açık bir tavır takılmak, uyumlu ve kucaklayıcı olmak, her ülkenin kendi seçtiği kalkınma yol ve yöntemlerine saygı göstermek, geliştirmek, işbirliğine, pazar ekonomisi koşullarına ve kurallarına saygı göstermek olarak ifade ediliyor. Tabi bu bağlamda Çin hükümeti bu genelgeden sonra bu genelge paralelinde diğer ülkelerle ilişkileri geliştirmeye ve bu projenin hayata geçmesi bakımından daha somutlar adımlar atmaya başladılar. Bu çerçevede de güzergah üzerindeki ülkelerle karşılıklı işbirliği anlaşmaları imzalamaya başladılar ki bugün son zirveyle birlikte 40 adet ülkeyle bu anlaşmalar imzalandı
bir kuşak bir yol projesinin gelişmesine ilişkin ortak çabada bulunmasını öngören anlaşmalar bunlar. Şimdi bu çerçevede bu gelişmeler, ilişkileri geliştirmeye özen gösteriliyor. Peki Noyan Bey, 60 yani ülke... Bir şey böyle özetleyebiliriz. Buyurun. 60 ülkenin dahiliyetinden söz ettiniz ve bir kısmıyla dediğiniz gibi ikili anlaşmalar yapıldı hali hazırda ve Çin hukuki altyapıyı da oluşturdu. Fakat işte Hindistan gibi bazı ülkelerin belli konularda şüpheyle yaklaştığını da biliyorum. Özellikle son zirveye katılmama durumu ve mesaj verme durumu oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bütün ülkelerden alması gereken desteği alabiliyor mu bu proje? Şimdi şöyle söyleyeyim, ya bence büyük çapta destek bütün ülkelerde var. Yalnız siz adını zikrettiğiniz için ben de söyleyeyim, Hindistan bu proje başlangıcında zaten Hindistan aslında bu güzergah üzerinde yer almıyordu. Ve hatta bu projenin ilk dillendirildiği dönemde Hindistan da biz de tarihi baharat yolu yapalım gibi bir söylemle ortaya çıktı. Fakat yine bildiğim kadarıyla bu söylem ortada kaldı. Yani bunu destekleyen başka adımlar olmadı. O bakımdan Hindistan bu projeye tabii biraz daha temkinli ve belki de biraz da soğuk bakıyor. O bakımdan da belki deniz yoluyla olan, denizden İpek yolunda belki bir şey olabilir mi? Onu ilerleyen zamanda göreceğiz. Ama sizin de belirttiğiniz gibi Hindistan bu proje biraz dışında kaldı ve pek de içine gelmeyecek gibi görünüyor. Bu bağlamda mesela daha uzaktaymış gibi görünen ülkeler var. Mesela Japonya gibi. Japonya'da başta bu şeye biraz soğuk baktı. Daha doğrusu sıcak bakmadı. Ama şu son zirveye o da büyük bir heyet gönderdi. Onlar da bu şeyde yer aldılar. Bu konferansta, forumda yer aldılar ama Hindistan yer almadı. Biz bir takım ülkeler tabii böyle olacaktır. Yani güzergah üzerinde olan ülkelerle güzergah dışında kalıp da bu projeye girmek isteyenler de var. Ama güzergah dışında oldukları için bu projenin de gelişmeyeceğini, gerçekleşmeyeceğini ileri süren ülkeler de var. Tabii bu arada şunu söylemek isterim. Yani her ülkenin beklentisi farklı. Fakat şu gerçek ki yapılan hesaplara göre bu projenin gerçekleşmesi için 35 ile 50 yıl arasında bir zaman lazım. O bakımdan ülkelerin yani hem sabırlı olmaları lazım hem de bu konudaki ilgilerini kaybetmemeleri lazım. Burada da tabii en büyük güç, en büyük görev bence sorumluluk Çin'e düşüyor. Çünkü projenin sahibi Çin. Peki anladığım kadarıyla bölge ülkelerinden ciddi bir destek var. Zaten bu proje gerçekleşirse Orta Asya'da da sosyoekonomik olarak bir atılım olması gündeme gelecek. Bu projeye bazı çevreler aynı zamanda siyasi bir ayağı var diye yaklaşıyor ve aslında geçmişteki Marshall Planı benzeri uygulamalara paralel olarak değerlendiriyor. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi gerçekten bu projeyle ilgili olarak bazı Çinli akademisyenlerin bu projenin Marshall projesi, Marshall planı olduğunu ifade ettiklerini ben de okudum. Biraz Çin açısından şöyle bir şey de var. Yani biz bu projenin sahibiyiz ve bu projenin en büyük finansörü biziz. Bütün ülkeler bu bakımdan bize bağlı. Biz de bu şeyde, bu çerçevede yardım edeceğiz gibi bir yaklaşım var. Ama bence Marshall yardımı gibi söylemek çok abartı olur. Bu daha ziyade Çin'in kalkınma öncelikleriyle ilgili projelerin diğer ülkelerde geliştirilmesine olanak sağlayan bir platform olarak düşünüyorum ben bunu. Çin'in dışa açılması, dünya ticaretinde daha büyük pay sahibi olması ve güzergah üzerindeki ülkelerle ilişkilerini daha sağlıklı ve daha uzun süreli ve daha çok boyutlu bir şeye taşıma planı olarak görüyorum. Ve demin söylediğim gibi 35 ile 50 yıllık bir süre sürecek. Dolayısıyla bu da Çin'in ilerisi için, dış politikası perspektifi için uygun bir yaklaşım.
Bir başka konu da bunun finansal boyutu aslında ve maliyet açısından bu projeyi eleştiren çok taraf var. Özellikle Çin'in öncülük ettiği çok uluslu kalkınma ve yatırım bankaları ve fonların kaynak sağlamasına rağmen bu kaynakların yetersiz olduğunu ve daha kapsamlı, çok tabanlı bir kaynak sağlamak için de şeffaflık gibi konuların gündeme gelmesi gerektiğini savunan ve bundan dolayı aslında bu projenin çok da gerçekçi olamayabileceğini söyleyen bazı taraflar var. Siz bu tartışmaları nasıl değerlendirirsiniz peki? Ben şimdi eğer finansman bakımından bakarsak, tabii bu bütün projenin gerçekleşmesi için 40 trilyon dolara kadar bir harcama yapılması gerektiği hesaplanıyor. Çin'in de böyle bir şu an için bunu yapacak ne gücü var ne de önceliği. Ama bu planı 35-50 yıla yaydığınız zaman ve de bu süre içinde yapılacak gelişmelerle ve projelerle güzergah ülkelerinin kalkınacaklarını da hesaba katarsak, bu sürenin biraz daralması söz konusu olabilir. Hem de Çin'in üzerindeki finansman yükü biraz belki hafifleyebilir. Ama şu anda baktığımızda bütün ülkeler içerisinde finansman bakımından en güçlü olan Çin. Ve bu büyük ölçüde de Çin'in inisiyatifiyle yapılacak bir proje. Eğer Çin'deki gelişmeler, ekonomik ve siyasi gelişmeler, özellikle de ekonomik gelişmeler, eğer bugünkü ortam gibi devam ederse, Çin uzun süre içerisinde bu projeyi devam ettirir. Ama başka yönde gelişmeler olursa, o zaman bu proje biraz gecikmeye uğrayabilir veya diğer ülkeler bu projeye olan ilgilerini soğutabilir. Tabii bu proje bu kadar büyük olmakla birlikte, bu kadar ilgi çekmekle birlikte pek çok da sınavıyla karşı karşıya. O bakımdan herhalde sizin söylediğiniz o olumsuz düşünenler o sınavları daha çok dikkate alıyorlar veya daha çok öne çıkartıyorlar. O bakımdan böyle daha söylüyor olabilirler. Hepsinin haklı payı olabilir yani. Bizim açımızdan şüphesiz Türkiye için ne ifade ettiği çok önem arz ediyor. Türkiye hem ikili anlaşmalarla hem özellikle son 15 yıldır Çin'le ticaret hacmini de çok arttırmış bir ülke. Zirve sonrasında yapılan konuşmalarda da liderler düzeyinde bu projenin hem sosyoekonomik kalkınma hem de terörle mücadele anlamında çok faydalı olacağını anlattı Türkiye. Türkiye açısından bu projeyi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Türkiye açısından baktığımızda bence Türkiye bu projede çok önemli bir projenin çok önemli bir ayağını oturtuyor. Olarak hesaplamadım ama yani yüz ölçümü olarak veya güzergahın uzunluğu olarak bakarsanız herhalde Çin'den sonra en uzun güzergahın geçtiği ülkelerden biri biziz. Bu bakımdan hem bu projenin sağlıklı hayata geçmesi başarısı hem de bu projenin Türkiye'ye getireceği faydalar bakımından bizim de yapacağımız çok iş olduğunu düşünüyorum. Ve projenin Türkiye'ye çok fayda getireceğini düşünüyorum. Bu bakımdan iki ülke arasındaki ilişkiler bu projeyle birlikte bence bir ivme kazanacak. Hem de çeşitlilik kazanacak. Özellikle bu demir yolu bağlantısının Çin'le Türkiye sınırı içindeki yer tamamlandığı zaman biz Çin ürünlerinin tamamıyla Avrupa'ya ulaşmasında çok güzel bir güzergahın sahibi olacağız. Bu çerçevede de hem ticaret, mal ticareti hem de turizm gibi konularda bizim avantajımız öne çıkacak diye düşünüyorum. Bu bakımdan önemli. Ayrıca Çin ticaretinde şimdi 30 milyar dolar bir hacmimiz var. Bu hacim mutlaka yükselecektir. Ve bu hacim içinde Türkiye'nin yıllardır çözemediği açık verme durumunun bir nebze olsun dengeleneceğini düşünüyorum uzun vadede. O da
Çin firmalarının güzergah üzerindeki ülkelere yatırımlarının artmasıyla, özellikle ülkemize yapılacak yatırımların, Çin yatırımlarının artmasıyla bunun epeyce bir mesafe alınacağını düşünüyorum. Çin biliyorsunuz finans kurumları yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başladılar. Ayrıca yani Türkiye ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerinin aslında daha geniş açıdan ekonomik ilişkiler olarak bakmak daha doğru. O bakımdan Çinlilerin Türkiye'deki ekonomik yatırımlar dışında finans alanındaki ürünlerimize de yatırım yapmaları önemli bence. Öylelikle ticaret açığı daha kapanacaktır diye düşünüyorum. Yani bu projeyle de zaten kapanacaktır diyorum. Bu tabii Çin parasıyla olan ticaretin artılacağını düşünüyorum. Projeyle birlikte Türk firmaları daha çok TL ve Çin firmaları yuanla alışverişi daha kabul eder hale gelecekler. Tabii bir başka şeyi de etkisi de özellikle turizmde. Turizmde çok büyük potansiyel var ve bu güzergahın açılmasıyla daha çok Çinli turistin Türkiye'ye geleceğini, hatta daha uzun süreli geleceğini, hatta kalıcı olarak geleceğini tahmin ediyorum. Türkiye'de yatırım yapacaklarını, yani şahıs bazında Türkiye'de yatırım yapacaklarını, ev alacaklarını, işte yerleşeceklerini düşünüyorum. Bu bakımdan ilişkiler çok daha çeşitli olacak. İnsanlar arasındaki iletişim artacak, birbirimizi anlama, tanıma, bilme durumlarımız hep düzelecek. Böylelikle Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler bence çok büyük bir ivme kazanacak. Fakat tabii bunu söylerken de ülke olarak Türkiye'nin de bazı ödevleri olduğunu düşünüyorum. Bu ödevler arasında tabii öncelikle karşılıklı güven arttırıcı şeylerin, önlemlerin alınmasını, ondan sonra birbirimizi daha iyi anlatmamızı, birbirimizi daha iyi tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra bölgesel terörle ilgili konularda daha sık bir işbirliği yapılması gündeme gelecektir. Bu da daha güven arttırıcı önlemler bakımından etkili olacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'nin bu projenin gelişimini hızlandırmak ve ülkemize daha çok imkan sağlamak bakımından bence yapılması gereken işlerden bir tanesi bu İpek yoluyla bir kuşak bir yol. Artık şimdi biliyorsunuz kuşak ve yol yol deniyor, birler kaldırıldı. Kuşak ve yol projesinde Türkiye'nin çok somut projeler sunması ve Çin'in sağladığı finans kaynaklarına ulaşması ve buradan finansman sağlaması bence en somut yapacağımız işlerden bir tanesi. Ve biliyorsunuz şimdi Asya Yatırım Altyapı Yatırım Bankası'na üyeyiz, kurucu üyesiyiz. Mesela buradan kullanılacak şeyler için projelerde buralardan finansman sağlamaya çalışmalıyız. Bunlara uygun projeler geliştirmeliyiz. Şu anda $1 milyar bir şey finansman sağladı bu banka. İlk defa biliyorsunuz yeni kuruldu. Geçen sene 2016 yılında Pakistan'daki iki projeye şey sağladı. Bir de Bangladeş var sanıyorum. Bunlara finansman sağladı. İşte biz de bu bankadan elde edebilecek finansman bakımından uygun projeler üretmeliyiz. Ve bu projeler sadece altyapı gibi değil, daha halklar arasındaki ilişkileri arttırıcı projeler de olabilir, turizm de olabilir. Bunlara ilişkin yani fonları daha çok kullanmaya yönelik projeler geliştirmemiz lazım. En son bu Pekin'deki zirvede biliyorsunuz İpek Yolu fonunu 100 milyar yuan daha arttırdılar. Bu artışlar ilerleyen zamanda bence daha da gündeme gelecektir. Çinliler bu tip destekleri arttıracaklardır diye düşünüyorum. Onun için bizim burada tabiri caizse ev ödevimizi iyi yapıp güzel projeler çıkartıp bu projelere de finansman sağlayarak bütün İpek Yolu güzergahı, yani Türkiye içindeki güzergah içerisinde İstanbul'dan Kars'a kadar düşünürsek
Yapacak çok güzel projeler var. Özellikle kervansaraylar gibi, ondan sonra konaklama gibi, turizm gibi, şey gibi, sağlık turizmi gibi, kaplıca gibi, böyle çok imkanlarımız var. Bunları daha öne çıkartıcı projeler sunup bunlar üzerine finansman sağlamalıyız. Bu şeyin İpek Yolu'nun sağladığı yatırım fonlarından diye düşünüyorum. Peki bu çerçevede Türkiye'nin konumunu da göz önünde bulundurunca Türkiye'nin bir antrepo üssü olma olasılığı ortaya çıkıyor mu sizce de? Olabilir. Türkiye'nin hatta birçok yerinde olabilir. Bu tabii şimdi biliyorsunuz bir kuzeyden giden bir yol var. Bir de Türkiye'den giden yol var. Bunlar üzerinde bu antrepo olması, o lojistik merkezleri oluşması, hatta birkaç tane çok merkezin oluşması gündeme gelebilir. Bunların işte yükleme, bindirme, ondan sonra handling işlemleri, ondan sonra depolama işlemleri, bunların hepsi söz konusu olabilir ve bir tane değil birkaç güzergah boyunca birçok yerde olabilir diye düşünüyorum. Bu da tabii Türkiye için güzel bir fırsat olur. Yani malların burada beklemesi, bunlara ne bileyim işte gümrük kolaylıkları sağlanabilir. Birçok türev işlemler de burada yapılabilir. Sanıyorum bundan sonra görüşmeler daha hızlanacaktır. Daha hızlanması lazım. Dediğim gibi biz biraz daha aktif olursak eğer özellikle somut projeler geliştirme yönünde. Bir de tabii bence Türkiye'nin idari olarak bir de bu İpek Yolu veya işte Kuşak Yol, mesela Kuşak Yol Müsteşarlığı gibi bir şey kurmak lazım. Bütün işlemlerin bir elde toplandığı, çünkü Çin'de böyle bir yapı var, orada bir elden yürüyor. Bizde de, Türkiye'de de bir elden yürütülebilir veya bir koordinasyon komisyonu falan gibi bir şey kurup bütün bu projeyle ilgili şeylerin, projelerin, ondan sonra finansmanın, ondan sonra hizmetlerin hepsinin tek elde toplanması, koordine edilmesi bence Çinlilerle görüşmelerimizde bize şey sağlar, güç sağlar. Çin'de de tek bir kurumla, o kuruma özdeş bir kurum kurup onlarla bu bağlantıyı götürürsek Türkiye'deki işlem bazında daha büyük verimlilik sağlarız diye düşünüyorum. Aksi takdirde her bakanlık kendisiyle olan bölümü Çinli muhatabıyla yapmaya çalışırsa bu hem zaman alır hem de gerekli koordinasyonun büyük fotoğrafı bakmak bakımından, büyük fotoğrafa bakmak bakımından eksiklik yaratabilir. Böyle bir komisyon, koordinasyon kurulu falan öyle bir şey kurmak lazım diye düşünüyorum ki bu şeyi tek elden yürütelim. Çünkü Çin'de böyle bir yapı var. Bizde de böyle bir yapı olması karşılıklı iletişimin de verimlilik getirir diye düşünüyorum. Hatta diğer ülkelerle de böyle bir şey kurulabilir, böyle bir yapı kurulabilir. O çerçevede işler daha iyi yürür diye düşünüyorum bir öneri olarak. Dünya ticaretinde bir diğer önemli oyuncu olarak Amerika var. Amerika bu projeye nasıl bakıyor? Esasında bunu sormak istiyorum çünkü Çin'in bu sene içerisinde işte Dünya Ekonomik Forumu'nda da bu son zirvede de yaptığı konuşmalarda aslında küreselleşme içinde daha aktif ve öncü bir rol aldığını görüyoruz. Amerika'nın da yeni yönetimini değerlendirdiğimizde bu İpek yoluyla bunu beraber mi değerlendirmek gerekir ve Çin bu küreselleşme denkleminin içinde farklı bir yere mi konumlandırıyor artık kendini? Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani Amerika bu projeye karşı çıktığını ben görmedim. Ama hani bir destekleme yönde bir tavır takılmadı. Fakat mesela Kanada'nın buraya heyet gönderdiğini duydum. Yani orada tabii şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Amerika ile Çin arasındaki ilişkiler çok daha çetrefilli ve Çinlilerin deyimiyle iki büyük ülke arasındaki ilişkiler şeyinde, sınıflamasında. Şimdi mesela burada şöyle bir görüş bile var. Çin'in Pasifik'te Amerika'nın sınırlamalarıyla karşılaşması ihtimali, son zamanlarda bu ihtimal daha çok mutlaşma şeyinde biliyorsunuz. İşte Kore, Japonya ve şeyle Amerika ile birlikte Çin'in Pasifik'te sıkışmasına karşı böyle bir olasılığa karşı Çin'in batıya açılmasındaki en önemli
şeylerden, tool'lardan bir tanesinin de bu proje olduğunu söyleyen dahi var. Yani siz bizi Pasifik'e kapatırsanız biz karadan bütün dünyaya yine açılabiliriz şeklinde bir mesaj verilmek istendiğini ileri süren araştırmacılar var. Tabii bu şimdi şöyle de değerlendirilebilir. Dünyadaki globalleşmenin son zamanlarda karşı görüşlerin artması, korumacılığın daha bir öne çıkması gündemde olduğunu göz önüne alırsak, kendiler globalleşmenin ve kendileri için dışa açıklamanın önemini vurgulamak bakımından böyle bir projeyi hayata geçirmeleri onlar için gayet elzem. Bu proje sayesinde Çin yine dışarıya açılmaya devam edecek. Dış ülkelerle ilişkilerini, ekonomik ilişkilerini, ticari ilişkilerini, kültürel ilişkilerini bu projeyle birlikte gene arttırmaya devam edecek. Ve bu projedeki ekonomik ve finansman gücüyle birlikte o ülkelerdeki şeyin etkilerini daha da stable hale getirecek, daha uzun süreli kalacak. Böylelikle globalleşme tehlikesinden kendisini bir nebze olsun arındırmaya çalışacak. Bu konuyu bu şekilde de değerlendirebiliriz. Amerika'nın korumacılık ve Çin'e karşı işte bir ticaret savaşı başlatması olasılığı, ondan sonra bu yuan dolar paritesi ile ilgili iddialar, bütün bu tehditler Çin'i kendisini garantiye almak, kendisini daha güvende hissetmek bağlamında bu projeye daha çok önem vermesini gerektiriyor. Ve bu proje Çin'in dışa açılmasında da ve ekonomik büyümesini sürdürmesinde de bence etkili olacak. Ve Çin bu platformu kullanarak daha uzun süre bu kalkınmasını devam ettirecek. Çünkü özellikle civardaki ülkeler ve güzergah ülkelerin Çin'le ilgili ticarette Çin'le çok ileri boyutta olan ülkeler. Çin'e bir şekilde ticari olarak bağımlı olduklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Çin bu güzergahla kendi ticaret alanının globalleşmenin, daha doğrusu korumacılığın öne çıkmasıyla kaybetme şeyini, ihtimalini azaltmaya çalışacaktır. Peki Türkiye'de zaman zaman Şanghay İşbirliği Örgütü üzerine bazı tartışmalar oluyor. Bunun yansımalarını evet. merak ediyorum Çin'de. Ama bu Şanghay evet. İşbirliği Örgütü'nün bu proje nezdinde bir görevi olacak mı? Şimdi bence direkt bir görevi olmayacak ama dolaylı olarak etkisi olacak. Biliyorsunuz Şanghay Beşlisi aslında Çin'in kuzeybatıdaki komşularıyla özellikle sınır güvenliği ve terör olaylarının önlenmesi, ondan sonra her türlü kaçakçılığın önlenmesini öngörmekle başlayan bir projeydi. Şanghay Beşlisi daha sonra işte Şanghay İşbirliği Örgütü'ne dönüştü biliyorsunuz. Güzergah üzerindeki ülkelerin birçoğu bu örgütün de üyesi. Dolayısıyla Çin ekonomik ilişkilerinin bu güzergah projesiyle geliştirirken siyasi olarak özellikle kendisinin ihtiyaç duyduğu sınır güvenliği, terörle mücadele, kaçakçılığın önlenmesi, ondan sonra sınır aşan suçların önlenmesi ve takibi, suçluların iadesi gibi konularda Şanghay İşbirliği Örgütü mekanizmalarından da geçerek hem bu projenin daha sağlıklı ve güvenli olması, çünkü şu projenin bir güvenlik sorunu da var tabii, sınır güvenliği bakımından tren yolu ve yolun, yani güzergahın bir güvenlik sorunu da var, güvenlik boyutu da var. Bunu çözmede Şanghay İşbirliği Örgütü'nün olumlu katkısı olacaktır. Ve oradaki mekanizmaları kullanarak güzergahın güvenliği için daha olumlu bir hal yaratılması mümkün olacaktır. Faydası böyle bir şey olacaktır. Ama onun dışında Şanghay İşbirliği Örgütü'nün direkt olarak güzergahla bir şeyi olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani ekonomik boyutu olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki Türkiye'de Şanghay İşbirliği Örgütü üzerinden yapılan tartışmaların dönemsel olarak Çin'de bir karşılığı oluyor mu? Valla en son bu Türkiye'deki
açıklamalardan sonra Çin diğer bizim şeyimize yol. Zaten biliyorsunuz biz şimdi o örgüte diyalog partneriyiz. Diyalog partneri tabii daha zayıf bir halka. Örgütün gelişmesiyle ilgili, büyümesiyle ilgili olarak en son işte Pakistan'la Hindistan'la alınacaklar şimdi açıklanacak. Bu yılki zirveden şey olacaklar, üye olacaklar. Onun dışında üye olmanın belli kuralları vardır. İşte bu kurallar ve prosedür uygulandığı takdirde biz de memnuniyetle karşılarız bu konuyu. İyi bir açıklama var. Ama onun arkasında başka bir şey, açıklamaya bir görüş, öyle bir şey olmadı. Bizden önce daha üye olması beklenen başka ülkeler var. Ama hani biz bu şekilde resmen bir müracaatta Türkiye bulunur mu? Onu ben bilmiyorum tabii. Onun da burada böyle bir şey yok. Yani böyle bir akademik bir çalışma görmedim. Takip ediyorum, görmedim. Henüz öyle bir şey yok. Sayın Noyan Rona, teşekkür ederim. Değerli görüşlerinizi aktardınız. Rica ederim. Size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, hoşça kalın. Bugün Garanti Bankası Şangay temsilcisi Noyan Rona ile Çin'in yeni İpek Yolu projesi üzerine konuştuk. Teşekkür ederiz.